Dünden kalanlardan herkese tekrar merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu, başlıyoruz bu bölümde. Hem Vedat Özdan bizlerle olacak hem de bağlantılarımız olacak yine. Önce bir rakamlara bakalım, ardından detayları aktaracağım. Şimdi Borsa İstanbul tarafında negatif taraftayız. %0,22'lik geri çekilme var. 109.784 puan seviyesi. Dolar TL tarafında yön yukarı %0,34'lük. Euro TL'de %0,18. Euro dolar paritesine baktığımızda 1.12.95, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz 1.13 seviyelerinde gördük. Ve devam edelim tabi faizleriyle. Özellikle içeride tabii takip ettiğimiz haberler tarafında aktif rasyo ile ilgili olarak haberler vardı ki aktif rasyo burada zaten tahvil faizlerini doğrudan etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. BDDK Mayıs ayında yürürlüğe koyduğu ve bugüne kadarki süre zarfında iki kez revize ettiği aktif rasyoyu bu kuralla ilgili bankalara yeni bir uyarıda bulundu ve ne dedi? Genel olarak az sayıda da olsa diyor rasyonun ihdas edilme amacına aykırı olarak anılan oranı şekilsel anlamda sağlamaya yönelik işlemlere yönelindiğinde görüldüğünü söylüyor. Bu konuda da bir uyarı yapmış bulunuyor bankalara. İzleyeceğiz burayı da efendim. 2 yıllık tahvilde yatay seviyedeyiz. 8.81, 10 yıllıkta ise 12.03'te olduğumuzu hatırlatalım ve devam edelim. Küresel piyasalarda bu arada Türkiye'de yani iç piyasada Cuma günü sanayi ve cari denge verilerini de takip edeceğiz. Avrupa borsaları negatife döndü. Az önce Borsa İstanbul tarafını da aktarırken gün içindeki pozitif seyrin bozulduğunu, negatife döndüğünü tabii küresel piyasalarla aslında paralel olarak söyleyebiliriz. Avrupa tarafındaki haber akışını Ceren Dilekçi'den öğreneceğiz. Neden borsalar eksiye döndü? Şimdi gün içerisinde özellikle bu hafta diyeyim OECD çarşamba günü görünümünü açıklayacak. Euro bölgesi liderleri perşembe günü bir araya gelecek. Avrupa Birliği toparlanma fonunu görüşmek için. Bir yandan tabii bugün aslında Almanya tarafında veriler oldukça kötümserdi. Sanayi üretimi Almanya'da Nisan ayında kademeli olarak gevşetilse de ekonomi rekor gerilemeye işaret etti. %17,9. Ancak tabii özellikle Covid'in en sert hissedildiği ay olarak Nisan ayı da önümüze çıkmıştı. Bundan sonrası için konuşacağız. Bakalım toparlanmaya işaret edecek mi önümüzdeki aylarda? Ve Almanya Ekonomi Bakanı Almanya'nın krizde taban seviyeyi gördüğünü belirterek korumacı önlemlerin adım adım gevşetilmesi gerektiğini, otomotiv endüstrisinde de üretime tekrar başlanması gerektiğine de dikkat çekiyor diyelim. Borsalar genel anlamıyla hepsi kırmızı. Londra'da yarım puana yaklaşan, Fransa'da 0,32, Frankfurt 0,30 ve İtalya tarafında 0,25. Kayıplar sınırlı da olsa kırmızılara döndük. ABD tarafına bakalım. Ve ABD borsalarında şu anda Nasdaq harici pozitif seyir var. Dow Jones Endeks tarafında %0,90'lık, S&P tarafında %0,37, Nasdaq Teknoloji Endeksi %0,11'lik geri çekilmeyi işaret ediyor. Aslında Cuma günü tabii bize istihdam tarafında sürpriz veriler gelmişti. Ve istihdamda Mayıs ayında beklenenden olumlu bir tablo çizmişti. Bir yandan da tabii şunu da hatırlatalım, ABD 10 yıllıklar %0,89 seviyelerindeydi ve geri çekilme devam ediyor. Bir yandan da ABD 10 yıllıklardan çıkış olduğunu hatırlatalım. Yükseliş devam ediyor, düzeltiyorum. Ve bu hafta tabii Fed'in faiz kararını da takip edeceğiz. Şu anda bir faiz indirimi zaten beklenmiyor. Ama bakalım nasıl bir sözlü yönlendirme yapılacak, orayı da takip edeceğiz. Şimdi petrol ve altın fiyatlarında aslında değişimler oluyor. Geçtiğimiz hafta petrolde mesela yükseliş varken bu hafta yine eksiye döndüğünü görüyoruz. 41,15 Brent petrol tarafında. Tabii etkili olan haber akışı OPEC artının kesinti yapacağıydı. Ancak Suudi Arabistan masadan kalkmış gibi görünüyor. Dolayısıyla da burada ibre aşağıya döndü. %2,5'un üzerinde kayıp var. Amerikan tipi ham petrol tarafında da %3'e varan kayıp olduğunu söyleyelim. Spot altına baktığımız zaman geçen hafta aslında geri çekilme devam ediyordu. Bu hafta sanki bir miktar toparlanmaya çalışıyor. Risk algısının bozulmasıyla birlikte buranın da desteklendiğini görebiliyoruz. 1694 dolar seviyesinde ons altın. Şimdi kısa bir ara verelim. Ardından Ankara gündemini alacağız ve devam edeceğiz.
Evet efendim, devam ediyoruz günden kalanlara ve Ankara'ya döneceğiz. Sibel Erdem olacak karşımızda. Sibel, hoş geldin yayınımıza. Bugün neler konuşuluyor Ankara'da? Gündemi senden alalım. Hoş bulduk Gözde. Ankara'dan da merhaba, iyi akşamlar. Başkent yeni haftaya yoğun bir gündemle başladı. Genel merkezler hareketliydi. AK Parti'de MKYK, CHP'de ise MYK toplantısı vardı. AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Bu toplantı sonrasında ise AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Hem Covid'le mücadele hem de siyasetin gündemindeki sıcak başlıklar AK Parti'deki toplantıda ele alındı, değerlendirildi. Salgınla mücadeleye ilişkin AK Parti sözcüsü Ömer Çelik önemli mesajlar verdi elbette. Önceliğimiz normalleşme dedi. Sıfır vaka sayısının hedeflendiğini söyledi. Vaka sayıları yükselirse durumun yeniden değerlendirileceğini ve yeniden kısıtlamaların gündeme gelebileceğini ifade etti AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Siyaset gündemindeki başlıkları da değerlendirdi Ömer Çelik. Aslında bu başlıklar geçen hafta en çok tartışılan başlıklardı. Üç ismin milletvekilliğinin düşmesi, bu konuyla ilgili olarak AK Parti sözcüsü bunun mecliste usulü bir işlem olduğunu belirtti. Meclis bu işi yapmaya mecburdur dedi. Bu isimlerle ilgili kesinleşen mahkumiyet kararlarını hatırlattı ve meclisin yapacağı başka bir şey yok ifadesini kullandı ve Ayasofya'nın ibadete açılması tartışması, buna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Bununla ilgili bir çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiği belirtilmişti. İşte bu soru sorulunca AK Parti sözcüsüne bununla ilgili bir çalışmanın sürdüğünü belirtti. Milletin hassasiyetini bildiklerini ifade etti Ömer Çelik ve bu hassasiyeti değerlendiriyoruz. Belli bir karar noktasına varıldığında açıklarız ifadesini kullandı. Bu başlıklar CHP ve MHP'nin de gündemindeydi. CHP'de de MYK toplandı CHP liderinin başkanlığında. O toplantı sonrasındaysa CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan bir açıklama geldi. Ayasofya tartışması ile ilgili CHP sözcüsü açacaksanız ibadete açın, bu bir kararnameye bakar dedi ve bu konunun siyaseten istismar edilmemesi gerektiğini söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli de yazılı bir açıklama yaptı. MHP lideri Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek verdi. MHP lideri Ayasofya'da çan değil ezan sesinin yükselmesi gerektiğini ifade etti. Başkent gündeminde, siyaset gündeminde öne çıkanlar bunlardı. Son bir not daha aktarmak istiyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'la görüştü. Görüşmede ise hem bölgesel konular ele alındı. Ayrıca turizm konusu da yine ele alınan başlıklar arasındaydı diyelim ve Ankara'dan sözü noktalayıp sana bırakalım Gözde. Sibel, çok teşekkürler aktardığın tüm bilgiler için. Şimdi Vedat Özdan'la sohbete başlıyoruz efendim. Her pazartesi olduğu gibi ekonomist Vedat Özdan bizlerle, biliyorsunuz. Hoş geldiniz Vedat Bey. İyi yayınlar diliyorum. Evet, şimdi tabii bizim özellikle bu ilk bölümde ağırlıklı olarak konuşacağımız konu ABD ekonomisi. İşte tarım dışı istihdam verileri gelmişti geçtiğimiz hafta. Cuma günü bir şaşırtma vardı. Bundan sonrası için işte sizinle hep sık konuştuğumuz ikinci dalga meselesi geri planda mı kaldı? ABD tarafında yine getire eğrisi dikleşti. Bu konuşuluyor. Bir yandan 10 yıllıklardan çıkış var. Bir yandan işte Fed acaba nasıl bir adım atar? Tüm bu soruların yanıtını arayacağız. Şimdi öncelikle tabii şunu sormak istiyorum. Fed tarafında genel anlamda ne bekleniyor? Yani bir faiz değişikliğine gidilmese de sözlü yönlendirmede acaba önümüze ne çıkabilir? Evet, bir politika faizinde bir değişiklik olmayacak diye bir beklenti var. Ama küçük bir ihtimal de olsa bu aşkın rezervlere ödediği faiz oranında bir artış yapabilir. IOER denilen faizde. Çünkü efektif fonlama faiz oranı FED faiz oranının, yani politika faiz oranının orta noktasının altına indi. O da nedir? 0.125'in altına indi. Zaman zaman bu tür teknik ayarlamaları yapıyor FED. En son Ocak ayında da yapmıştı. Dolayısıyla aşkın rezervler için ödenen faiz oranında bir teknik ayarlama yapabilir, artış yapabilir. Bu düşüş, yani %50'nin altında bir ihtimal.
Fakat böyle bir beklenti de var, onu da söyleyeyim. Yarınki öbür günkü hem IOF hem de IFFR oranlarındaki gelişmeye biraz da bağlı. FED ile ilgili asıl mesele projeksiyonlar. Yani enflasyonla ve ekonomik büyüme ile ilgili projeksiyonlar ne kadar kötü gelecek. Kongre'ye ne mesajlar verecek? Kongre'nin desteğini istiyor. Yani mali teşvikler, parasal teşviklere ilaveten mali teşvikler istiyor FED. Çünkü bilançoyu çok fazla büyütmek istemiyor. Yani tahvillerin tamamını almak gibi bir duruş hoşuna gitmiyor Powell'ın. O nedenle biraz daha kongreden mali teşvik beklentisi içerisinde. Şimdi benim kişisel olarak tabii bir yerin zamanında çok üzerinde konuşulan doğal yani nötr faiz oranı meselesi. Powell'da hep şeyi duyduk biz. Yani bu krizin ekonomide ne kadar kalıcı hasar yarattığını görmemiz lazım. Bu kalıcı hasarla ilgili dolayısıyla bu destekleyici para politikasının süresi ne kadar olacak? Hani onunla ilgili kanaati biraz ekonomik projeksiyonlarda göreceğiz. Biraz da doğal faiz oranı tartışması yapılmışsa onunla bağlantılı ya da soru gelirse onunla bağlantılı bir projeksiyon da paylaşılırsa o da bize bir ipucu verecek. En son Aralık ayında doğal faiz oranı 2,5, %2,5 diye öngörmüştü. FOMC tutanaklarına böyle yansımıştı. Şayet bu oran çok çok gerilerse yani %1'in altına inerse demek ki bu kriz ekonomiye esaslı bir zarar verdi, kalıcı bir zarar verdi. Dolayısıyla Fed'in genişleme adımları devam edecek ve daha uzun süre destekleyici para politikası sürecek diye bekleyebiliriz. Öte yandan hani deflasyonist bir beklenti varsa enflasyon projeksiyonlarında hani negatif faiz meselesi tekrar tartışmaya önümüzdeki aylarda gündeme gelebilir. Bununla ilgili sorular da basın toplantısında sorulabilir. Mart ayında bu noktasal grafiklere ara vermişlerdi. Hani FOMC üyelerinin önümüzdeki dönemde Fed'in faiz artırıp artırmayacağına ilişkin noktasal tahminler. Buna geri dönüş olabilir. Buna geri dönüş olursa hani bu getiri eğrisiyle bağlantılı olarak da bir tahvil piyasasında hafif bir oynaklığa yol açabilir. Tabii projeksiyon yapmak çok zor ama bir ortalama alınıyor, bir median alınıyor. O noktasal grafiklerle bağlantılı olarak. Dolayısıyla bu negatif faiz, aşkın rezervlere ödenen faiz oranı, getiri eğrisi kontrolü meselesi. Onunla ilgili de bu toplantıda bir karar alınacağını, anons edileceğini tahmin etmiyorum ama buna hazırlık yapılabilir. Daha çok bu Main Street denilen şeyin bir an önce aktif hale getirilmesi için son iki toplantıdır hep eli kulağında diyor Powell. Yani o işin operasyonel hale gelmesi beklentisi içerisinde. Getiri eğrisi kontrolü de yapılırsa faiz oranının sıfıra yakın bir sürede oranda tutulması için işte tahvil alım işini haftalık ve günlük arttırması gerekecek. O da doları daha fazla zayıflatacak bir gelişme. Dolayısıyla faiz oranlarında getiri eğrisinin dikleşmesini yavaşlatacak bir şey. Çünkü tahvil aldıkça fiyatlar yükselecek, faiz oranları getiri de düşecek. Bu anlamda yani tahvil piyasasına daha çok etkisi olacak bir şey. Bir de tabii gelişen ülke piyasalarına akımı da etkileyebilir. Hani dolar değersizleştikçe FED hazine bonosu ne kadar fazla alırsa toparlanma söylemleri ne kadar hızlı artarsa o kadar da gelişen ülke piyasa varlıklarına alım gelecektir. Kurlar da o çerçevede biraz toparlayacaktır diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir sözlü yönlendirme yapar ama asıl önemlisi tabii ki elimizdeki bütün araçlarla ekonomiyi toparlamaya ve gerektiği zaman bu araçları çekinmeden kullanmaya devam edeceğiz vurgusu olacaktır diye toparlayabilirim. Evet şimdi Vedat Bey, bir yandan mesela Cuma günü aldığımız tarım dışı istihdam verisinde bu kadar sapma olması
oldukça fazla tartışmaya sebep oldu. İşte Trump'ın açıklamaları aslında neydi? Muazzam ekonomimizdeki gelişmeler şeklinde oradan hemen yorumlar gördük. Ama mesela bugün ADP Araştırma Bölüm Başkanı Ahu Yıldırmaz Bloomberg'te Cumhurbaşkanı'nın sorularını yanıtlıyordu. Örneğin sadece ADP özel sektör istihdamında bile burada verilerin aslında çok da gerçeği yansıtmayabileceği konuşuluyordu. Yani işte mesela anket yapmak bu ortamda çok zor diyor Ahu'nun. Bir yandan bir saat bile çalışsanız işte çalışıyor gözüküyorsunuz diyor gibi gibi pek çok unsur var. Burada bir düzeltme gelebilir mi? Gelebilir zaten onu istatistik ofisi de verilerle ilgili teknik bir sınıflama hatası oldu dedi ve bunu aslında ifade de etti. Ama buna rağmen piyasalar rakamı olumlu okudu, Trump da olumlu okudu ve basın toplantısı yaptı onun üzerine. Tabii bu şeylere bizdeki işsizlik ödeneğine benzer bir şey orada da var. CARE Act diyorlar. Orada işsizlik ödeneği alan ama bir gün bile çalışmayan kişiler aslında çalışıyor gözüküyor. Ve onun dışında diğer nedenlerle tam adı teknik olarak diğer nedenlerle olmayanlar da gene istihdamda gözüktü. Muhtelif rakamlar ama benim güvendiğim birkaç sitede 4.9 milyon insan aslında fiilen çalışmıyor olmasına rağmen çalışıyor göründü deniliyor. Dolayısıyla işsizlik oranı 13.3 mu 13.7 idi. Aslında 16.1 çıkması gerekiyor. Tabii bir önceki ay %19'lardaydı işsizlik oranı. Nispeten bir iyileşme var ama böyle V tipi bir düzeltme beklentisini destekleyecek bir veri değildi. Büyük ihtimalle önümüzdeki ay belki eğer teknik sınıflama değişmezse revizyon gelir diye düşünüyorum. Evet, bir revizyon gelebilir diyorsunuz. Peki borsalar tarafındaki bu şu anki yükselişle ilgili mesela borsalar neyi fiyatlıyor? Hani bu yükseliş kalıcı olur mu? Acaba şu anda bir ikinci dalga söylemi geride mi kaldı? Yoksa acaba bununla ilgili hani böyle emareler artarsa orada böyle hızlı bir geri çekilme yine yaşanır mı? Aslında sizle sık sık bu konuyu konuşuyoruz ama. En son bir John Hopkins Üniversitesi'nden akademisyenler yaptılar. Bir istatistik yayınladılar. Aslında ABD'de vaka sayısı da artıyor, ölü sayısı da artıyor. Yani bu açılma tedbirleri sonrasında eyaletlerdeki durumda iyileşme yok, biraz kötüleşme var diye. Muhtemelen biz kendi ülkemizde de vaka sayılarında bir miktar artış göreceğiz. Bu tam açılma sonrası, açılma tarihini izleyen iki hafta sonrasında yani Haziran ikinci yarısında bir vaka sayılarında artış olacak. Çünkü bu geçmiş olsunlar, kutlamalar, asker uğurlamaları, toplu mekanlar. Bugün Bloomberg'te de bir haber vardı ikinci dalgayla, kapanma tedbirleriyle bağlantılı olarak İstanbul'a özel bir paragraf ayrılmış. Caddeler, sokaklar, meydanlar tekrar insanlarla doldu. İkinci dalga riski acaba yani olduğundan düşük mü algılanıyor diye. Şimdi az önce Novaro bir açıklama yaptı. Onun üzerinden yürüyeyim. Diyor ki eğer ikinci dalga olsa bile artık hastanelerimiz daha donanımlı. Yani solunum cihazı daha fazla var. Elimizde ilaç var. Dolayısıyla ne yapacağımızı daha iyi biliyoruz. Çerçevesinde bir bilgi bu. Öte yandan yine bugün tweetini de attım ben. Daha çok Hindistan'da ve Latin Amerika'da bir süre sonra bu gösteriler dolayısıyla Amerika'da da göreceğiz ki daha çok gençlerde daha çok yayılıyor. Dolayısıyla gençlerde de hani altta bir kötü bir hastalık hikayesi yoksa ölüm oranları genelde düşük oluyor. Daha önceki tecrübelere bağlı olarak söylüyoruz. Dolayısıyla bir de sağlık sistemi biraz daha hazırlıklı, donanım itibariyle daha hazırlıklı. Gençlerde daha çok yayılıyor yaşlılara kıyasla. Öte yandan söylediğim gibi ilaç meselesi, hani etkili olan ilaçlar da kullanılıyor daha önce Nisan ayına, Mart ayına kıyasla. Dolayısıyla hani ikinci kapanma öngörüldüğü, daha önce korkulduğu ve fiyatlaması yapıldığı kadar
büyük bir risk olarak görünmüyor. Yani tekrar kapanmaya gerek olmaz. Hani mevcut sağlık kapasitesiyle durumu idare ederiz beklentisi her yerde yayıldı. Bizde de sahra hastaneleri var, işte donanım var, ilaçlar var. Olsa bile ikinci dalgayı yeni bir kapanmayla, yani sert ekonomiye ciddi zarar verecek bir kapanma tedbiriyle önlememiz gerekmeyecek çerçevesinde. Şimdi Borsa İstanbul tarafını bir kapatalım efendim izninizle. 109.637 puan seviyesindeyiz. Aslında Borsa İstanbul gün içerisinde yükselişe işaret ediyordu. 110.000'in üzerinde. Fakat günün kapanışına baktığımız zaman negatife dönmüş bir Borsa İstanbul ve küresel piyasalarla paralel de diyebiliriz. Avrupa tarafında özellikle kayıplar vardı. Kırmızı ekranları görmüştük. 384 puanlık bir geri çekilme, %0.35'lik ve telefon attığımızda Yusuf Kavak olacak. Işık FX araştırma uzmanı Yusuf Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözde Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Evet, neden Borsa İstanbul tarafında fiyatlamalarda negatife döndük dersiniz? Ne etkili oldu haber akışından? Evet, özellikle biz sabah saatlerinde biraz pozitif başlamıştık. 111 bin puanın üzerine test ettik. Ancak tabii ki özellikle sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi Avrupa tarafında Almanya sanayi üretim datasıyla başlayan ve sonrasında İSVİ Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve oradaki yapmış olduğu uyarılarla birlikte Avrupa borsalarının negatife dönmesi bizde bir miktar etkilemişe benziyor. Açıkçası çok fazla bir negatiflik yok ortada ama en azından günün kapanışında 0.35'lik bir negatif seviyede kapatmış olduk. 109.600 seviyesi burada kritik bir bölge. Aslında bunun altında 108.700 var. Burayı bir bariyer olarak ele alacak olursak 109.600-108.700 bariyeri aşağı yönlü kırılacak olursa açıkçası burada 106.500 seviyesine doğru geri çekimler söz konusu olabilir. İlerleyen günler için konuşmak gerekirse. Yukarı tarafta 109.600'ün üzerinde kalıcılıkta tekrardan 111.000'i geçmemiz durumunda da 112.500-113.000 bandına bakacağız. Burası da oldukça kritik gözüküyor. Şayet 113.000 üzerinde de bu sefer de yeni bir bariyer yukarı tarafta 116.000 üzeri söz konusu olabilir. Bu açıdan önümüzdeki günler tabii ki de kritik olacak. İç tarafta biz yine sanayi üretimi cari işlemler dengesi gibi bazı önemli dataları takip edeceğiz. Dışarıda tabii ki çarşamba akşamı Fed'in açıklayacağı FOMC kararları önemli olacak. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon datalarını takip edeceğiz. Euro bölgesinin gayri safi yurt içi hasıla değişimi gibi yine Birleşik Krallık'tan imalat sanayi üretim dataları gibi oldukça kritik dataları da takip edeceğiz. Bunlar elbette ki hafta içerisinde fiyatlama üzerinde etkili olacaktır. Yine koronavirüs ile ilgili gelişmeleri, Amerika-Çin ilişkileri gibi bazı ekstra gelebilecek haber akışlarını da takip etmek durumundayız. Kur tarafına baktığımızda orada da yine bir miktar yükselişle karşı karşıya kaldığımız TL'nin burada baskı altında olduğunu görüyoruz bugün için. 6.82 seviyesi yukarı tarafta önemli bir direnç bölgesi. Burası aşılacak olursa 6.88-6.90 bölgesine doğru yükselişlerin devamı söz konusu olabilir. Tekrar aşağı yönlü hareket oluşması durumunda ise 6.75'e bakacağız. Burası aşağı yönlü geçecek olursa tekrardan bir 6.73-6.70 denemeleri de söz konusu olabilir. Yusuf Bey, peki Fed ile ilgili böyle genel olarak beklentiler nedir? Fed ile ilgili açıkçası faizleri dokunmasını beklemiyoruz. Ancak tabii ki sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi yayınlarınızda belki özellikle bu verim eğrisi kontrolüyle alakalı bazı konulara değinmesi söz konusu olabilir. Yine bazı işte sözlü yönlendirmeler başlayabilir bu süreçte. Bunlar tabii ki de kritik olacak. Yine genişlemeci politikaların bir süre daha devam etmesi yönünde Fed'in bazı işte görüş bütüne varacağını düşünüyorum açıkçası. Mevcut durumda herhangi bir faiz kararı gelmesini ben beklemiyorum ama dediğim gibi genişlemeci politikaların bir süre daha devam etmesi ve yine bu düşük faiz ortamında bir süre daha devam edeceğinin sinyallerini verecektir diye düşünüyorum. Tabii ki açıklanacak olan projeksiyonlar da fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. Peki Yusuf Bey, çok teşekkürler aktardığınız bilgiler için. Şimdi Vedat Özdan'la sohbete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vedat Bey, bu arada tabii bundan sonrası için özellikle 3. çeyrekle ilgili büyüme beklentileri, nereden nem alınıyor, hangi akışları takip edeceğiz, bunları da konuşalım. Bir V şeklinde toparlanma olmayacağını aslında siz de söylemiştiniz daha öncesinde. Tabii bir de orada ABD getiri eğrisi tarafında sizin söylediğiniz şekilde de aslında olaylar gelişiyor bir yandan. Şimdi bu toparlanma konusunda PNB Paribas ABD CEO'sunun da bir yorumu olmuş. Onu bir ekrana getirelim, ardından konuşalım üzerine. Evet, ekonomik toparlanmanın umulandan daha yumuşak ve yavaş olacağını söylemiş kendileri. İzleyelim. We have 95% of all staff. Çalışanlarımızın %95'i şu an evden çalışmalarını sürdürüyor ve bankamızda
açık. %100 kapasiteyle müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Ofislere dönme konusunda tabii ki bazı planlarımız var. Çok tutarlı olmaya çalışıyoruz ve odaklandığımız bazı şeyler var. Şöyle söyleyeyim size, bu iş yerine dönmenin kademeli ve esasen iki fazda olmasını bekleyebilirsiniz. İlk fazda en öncelikli insanların dönmesi gerekir ve bu pandeminin nasıl ilerlediğini de gözlemleyeceğiz o birinci fazda. Devletlerin yönlendirmelerine ve politikalarıyla ilerleyeceğiz. Ancak tabii ki çalışanlarımızla da etkileşime geçmek, onların feedbackini duymak bizim için çok önemli. Onların 3 tane endişesi olduğunu duyuyorum. İlk olarak işe gidip gelmek, ikincisi de testle alakalı çok farklı testler olacak ve üçüncüsü de bir kez ofise döndükleri zaman sosyal mesafe ile alakalı endişeleri olduğunu söylüyorlar. Sorjani, diğer bankaların bazıları geçici ofisleri açmayı düşünüyor banliyö taraflarında, şehir dışında. Ya da sadece yaklaşık %20-25 çalışanını işe döndürmeyi düşündüklerini söylüyorlar. Siz bu konuda nasıl bir fikre sahipsiniz, anlatabilir misiniz? Her iş modelimizin kendi kriteri var. Tabii ki zamanlamayla alakalı olarak. Ancak BNP Paribas'da ben ilk faz için %15'i geçeceğimizi sanmıyorum insanları işe döndürme konusunda. Bizim bunu yapmamız için bir aciliyet yok, bir ivedilik yok, bizi bastıran bir şey yok. Çok etkili bir şekilde işlerimize devam ediyoruz. Siz de bana söylediniz Alex, 2,5 aydır zaten çok başarılı bir şekilde işlerimizi yapmaya devam ediyoruz ve çalışanlarımızın %95'i evde. Evet, ben de şaka yapmıyorum. Ben de evden zaten yayınlarımı yapıyorum. Size bu konuda tamamen katılıyorum. Ancak şunu da merak ediyorum. Diğer tarafta nasıl yankı buluyor bu? Yapısal olarak mesela daha ufak ofisler düşünüyor musunuz ve daha az insan, daha ufak ofisler mi düşünüyorsunuz tamamen sürekli olarak? Çünkü Facebook ortaya bir bomba attı ve gelecekte bunu düşündüklerini söyledi. Sanırım çok önemli bir başka konunun altını çizdiğinizi söyleyebilirim. Ne tür yapısal değişiklikler deneyimleyebiliriz? Ben de şunu söyleyebilirim ki evden çalışmak uzun süre bizimle kalacak bir trend olacak ve bunun da bazı sonuçları olacak. Sizin de söylediğiniz gibi şuna inanıyorum ki şirketler çok yoğun şehir merkezlerinde ayak izlerini bir kez daha gözden geçirecekler ve şu an her şeyi dijital yapmaya alışmış durumdalar. Bütün yapısal değişiklikleri görüyorum bu arada. Müşterilerimden geliyor bu değişiklikler de bu kez. Arz tedarik zincirleriyle alakalı birçok şey oluyor mesela. Ekonomik anlamda, bağımsızlık anlamında birçok değişiklik olduğunu görüyoruz. Ve istihdam azalıyor, işsizlik fazla artıyor. Ancak önümüzdeki dönemlerde bununla alakalı istihdam artışı da görebiliriz. Bu kez müşterilerden geldiğinizi söylüyorsunuz. Bunu merak ettim. ABD ile de alakalı çalışıyorsunuz ancak bütün dünyadan duyduğunuz birçok şey vardır. Hangi bölgeler daha hızlı toparlanacak sizce? Nasıl bir resim görüyorsunuz? Küresel bir banka olarak Asya'da, Avrupa'da, ABD'de tabii ki birçok şeyi görüyoruz, duyuyoruz, birçok şey yapıyoruz. Ancak benim odaklandığım şey Euro bölgesi ve ABD arasında köprü oluşturmak. Şöyle söyleyeyim size. Çok daha yumuşak ve yavaş bir toparlanma olacak. İlk başta beklediğimizden daha yavaş bir toparlanma olacak. Ekonomiler 2020'de ABD'de mesela %6'lık bir daralma yaşayacak. Euro bölgesinde de %8'lik bir daralma olacak. Şimdi burada Vedat Bey, özellikle tabii herkesin söylemi şu yönde. Yani bundan sonrası için o evden çalışma metotları kalıcı hale gelir mi? Dolayısıyla bu toparlanma sürecinde bir miktar da elimizi yavaşlatan bir unsur olarak karşımıza çıkacak. Niye? Çünkü evden çalışmak demek daha az belki şirketlere maliyet anlamına gelebilir. Dolayısıyla burada bir gelir kaybı yaşanabilir vesaire vesaire. Fakat baktığımız zaman hani şu anda mevcut durumda zaten göstergeler de o yönde yavaş bir toparlanmadan bahsediliyor. Ne dersiniz genel olarak bu hatlarla? Şimdi verimlilik meselesi aslında önemli, ayrı bir başlık altında tartışılabilir. O önemli bir mesele çünkü. Hakikaten yani ben kendi imalat sanayinde bir beyaz yakalı olarak çalıştığım dönemden biliyorum. Böyle yıllık izinden dönen ustalar şeyleri, bobinleri takarken genelde böyle bir
Onların ilk bobin takışlarında hurda oranları genelde yüksek oluyor. Hata yapıyorlar. Yani hurda oranının, fire oranının artması yani işletme giderlerinin iki defa yapılması demek. Çünkü onu tekrar eritip tekrar bobin haline getirmeniz gerekiyor. Bu bir imalat sanayi tecrübesi. Dolayısıyla bir verimlilik kaybı olacak. Yani iş yapma, iş öğrenme birikimi zayıfladı. Şimdi tekrar işe dönüldüğü zaman bir öyle bir şey var. İkincisi korku var. Virüs korkusu var. İşten atılma korkusu var. Birikmiş borçlar var. Bunlar hep çalışan psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler yapacak. Öte yandan hakikaten finans sektöründen biliyorum ki bankalardan özellikle yani bu büyük ofislerde, büyük genel müdürlükte çalışma dönemi önümüzdeki dönemde azalacak. Yani böyle koca koca dev binalarda bütün katlar kiralık bir şekilde çalışma dönemi bitecek. Daha az katta çalışacaklar, daha çok evden çalışma olacak. Aracı kurumlar için de geçerli bu. Dolayısıyla beyaz yakalılar açısından hakikaten uzaktan çalışmanın bir şeyi olacak. Öte yandan yani bu bir bazı mal ve hizmetler içinde talep artışı, bazı mal ve hizmetler içinde talep azalışı anlamına gelecek. Eğer beyaz yakalılar evden çalışacaksa tabii ki internet hizmetlerine talep artacak demektir. Öte yandan hani toplu taşım ya da özel araç kiralama ve benzeri hizmetlere talep azalacak demektir. Bunu burada noktalayayım verimlilik meselesini. Bu üçüncü çeyrekle ilgili tabii fiyatlamalar da söylediğim gibi demin hani virüsle ilgili bir de mutasyona uğradı herhalde. Eskisi kadar da öldürücü değil gibi söylemler de var demin saydığım iki nedene bağlı olarak. O da bir ikinci dalgayı korkutucu olmaktan çıkarıyor. Şimdi bir defa bu ABD işi hakikaten bu daha fazla mali teşvik. Fed'in de bu mali teşvik dolayısıyla çıkacak hazine tahvillerini alma mecburiyeti ne kadar dirense de alma mecburiyeti bir şekilde ABD dolarını zayıflatacak diye düşünüyorum. ABD dolarının zayıflaması ABD ekonomisi toparlasın toparlamasın güven liman ihtiyacını azaltacaktır. Bu da gelişen ülke piyasalarına varlıklarına talep olarak yansır diye düşünüyorum. Şimdi nitekim bu yönde hani Mart ayında çok kötüydü. Pandemi ilan etti Dünya Sağlık Örgütü. Herkes gitti ABD tahvili satın aldı. Yani faizler görülmemiş düzeyde aşağılara indi. ABD doları çok güçlendi. Sonra toparlanma belirtileri geldi. Yavaş yavaş işte mesela Avrupa para bölgesinde PMI'ler biraz zıplayınca euro dolar hemen parlamaya başladı. Avrupa varlıklarına talep gelmeye başladı. Tabii aynı anda Çin'le de problemler orayı besledi. Oran parlamasına neden oldu ama asıl mesele tabii Avrupa Merkez Bankası'nın güçlü duruşu, destekleyici duruşu da destek oldu. Fakat hani güvenli liman bir toparlanma emareleri geldikçe güvenli liman ihtiyacı azalıyor. Öte yandan hani küresel ölçekte hani bu 8-9 trilyon dolarlık Avrupa Merkez Bankası arttırdığı için söylüyorum bir şey var, parasal teşvik var. Öte yandan işte 135 milyar euroluk Almanya'nınkini de katarsak yaklaşık 10,5 trilyon dolarlık da bir mali teşvik var. Yani mali teşvikler de daha etkili olacağı beklentisi var. Çünkü 2008 krizinden çıkışın gecikmesinin temel nedeni olarak hep parasal şeyde teknik terminolojiyle paranın dolaşımı hızı düştü. İşte faiz haddine karşı para talebinin duyarlılığı düştü. Dolayısıyla para arzını ne kadar arttırsan arttır. Üretim artmıyor. Bir sürü tartışmalar yapıldı orada. Hep istendi ki maliye politikası gevşensin. Şimdi o yönde de bir gevşeme oldu. Dolayısıyla onun daha büyük bir etki yaratacağı beklensin. Üçüncü çeyreği güçlendiriyor. Tabii bu teşvik tedbirlerinin devam edeceği beklentisi var. Öte yandan Amerika üzerinde söyleyeyim. Bizde de kendi kişisel olarak da görüyorum. Hakikaten tasarruf oranları her yerde yükseldi. Ben kendi tecrübemden de biliyorum. Dışarıda çıkıp para harcamadığınız zaman restoranlarda,
dışarıda yemek yemediğiniz zaman, seyahat etmediğiniz zaman kredi kartı borçlarınız birdenbire düşüyor. Dolayısıyla geliriniz size yetmeye başlıyor. Bu Amerika için de geçerli. Amerika'da mesela tasarruf oranları Çin'le kıyaslanır hep çok düşük olduğu söyledi. Amerika tüketimle büyüyor diye. İşte 8-9'lardaydı kriz öncesinde tasarruf oranı. Kişisel tasarruf oranından bahsediyorum. Şimdi olmuş %33. Yani yüksek. Dolayısıyla bir hani toparlanma belirtisi olduğu zaman ikinci dalga ki şeyde bekleniyor, Ekim'de bekleniyor. Yani üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrekte belki. Dolayısıyla üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğin baş. Hani ikinci dalga gelse bile onun üçüncü çeyreğe hani biraz temkinli olan tüketicinin tüketim harcamalarını arttırmasını teşvik edici etkisi olacağı beklentisi var. Neden? Biz nasıl Mart ayında hemen gittik, makarnalar, unlar, su stokları, kolonya, dezenfektan, şu bu stokları yaptık, et stokları yaptık buzdolaplarında. O da bir şekilde tüketim harcamalarını arttıracaktır. Tasarruf oranlarının artması tabii orada dayanıklı tüketim mallarına da talep getirecektir. O da bir miktar 3. çeyrekle ilgili olumlu beklentiye yol açıyor. Yani bir Çin'le ilgili de hani son dış ticaret verisi çok iyi gelmedi. Hani beklenenden iyi gelmedi. İhracat beklenenden az arttı. Artmasının nedeni de tıbbi malzeme yapımında kullanılan tekstil maddeleri ihracatının artışından kaynaklı. İthalattaki beklendiği kadar artmadı. O da bir küresel ticaret ve küresel büyüme açısından bir indikatördür, göstergedir. Orada da emtia fiyatları düşük olduğu için ithalat çok yüksek artmadı. Dolayısıyla Çin'de biraz geriden geliyor ama hizmet PMI'yi son 3 yılın zirvesine çıktı. %55 puanın üzerine çıkmıştı. Dolayısıyla biraz Çin, biraz petrol fiyatları yükselmeye başladığı için petrol üreticileri, öte yandan emtia fiyatları dolar değer kaybettiği için, emtia fiyatları yükseldiği için emtia ihracatçı ülkelerin talebiyle 3. çeyrek daha iyi olur beklentisi var. Evet, şimdi Avrupa tarafındaki son gelişmeleri de alalım izninizle. Ceren Dilekçi olacak karşımızda. Ceren hoş geldin yayınımıza. Şimdi Avrupa borsaları kırmızıya döndü ama neden? Detayları senden dinleyelim. Gözde, aslında Avrupa borsalarının soluklanma çabasında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz hafta oldukça uzun süreli bir yükseliş kaydetmişti endeksler. 2 ayın zirvesine çıktığını görmüştük. Şimdi zirve seviyelerinden biraz daha gerileme soluklama çabalarında. Aslında güne karışık seyirde başlamıştı. Fakat akabinde biz gün içerisinde İtalya ve İspanya borsasında Avrupa borsalarında yükseliş trendinin hızlandığını görmüştük. Fakat yeniden ABD borsalarının açılmasının ardından endeksler satışa dönmüş durumda. Şu anda İtalya ve İspanya borsası yatay seyirde işlem görüyor. Tabii veri ajandası yoğundu bugün Avrupa'da. Özellikle Almanya cephesinde sanayi üretim verisini gördük. Nisan ayı verisiydi. Fakat %18'lik bir gerileme yaşandı sanayi üretiminde ve rekor düşüşe işaret etti veri. Aynı zamanda geçtiğimiz ay Alman şirketlerin yarısı yani %50'si yatırım projelerini ertelediler. Fakat geçtiğimiz hafta fabrika siparişleri verisini aktarırken Almanya Nisan ayı verisini aslında Almanya Ekonomi Bakanı yorumlarını da dile getirmiştik. Çünkü Ekonomi Bakanı yaptığı açıklamada Nisan ayı itibariyle Almanya ekonomisinde en kötünün geride kaldığını ve önümüzdeki dönem itibariyle toparlanmanın görülebileceğini söylemişti. Bugün IFO üretim beklentileri endeksi de aslında bunu doğrular nitelikteydi. Çünkü endeks Almanya'nın birleşmesinden bu yana en yüksek artışını kaydetti. Fakat sektörler bazında baktığımız zaman yani hangi sektörlerde üretim beklentileri, önümüzdeki döneme ilişkin üretim beklentileri daha iyimser diye baktığımızda otomotiv sektörünün önce olduğunu görmekteyiz. Yani verinin pozitif gelmesi aslında otomotiv sektörüne ilişkin Mayıs ayı itibariyle üretim beklentilerindeki toparlanma. Bunun itibariyle ilaç ve giyim sektörüne baktığımız zaman oradaki üretim beklentileri hala kötümser alanda, daralma alanında kalmaya devam etti. Geçtiğimiz hafta Almanya ekonomisini çok konuşmuştuk. Çünkü 130 milyar euroluk ek teşvik paketini onaylamıştı hükümet. Ve cuma günü bir toplantı gerçekleşecek, kabine toplantısı. Burada özel bir toplantı yapacaklar ve teşvik paketinin büyük kısmının uygulanmaya konulması konusu görüşülecek. Diğer tarafta veriler tarafında Euro bölgesine yatırımcı güveni verisini gördük. Haziran ayı verisi olması sebebiyle önemliydi. Çünkü Nisan ayında rekor düşük seviyeye gerilemişti veri. Mayıs'ta görece toparlanma görmüştük. Haziran'da Mayıs'a kıyasla oldukça önemli bir toparlanma görüldü. Fakat hala negatif bölgede kalmaya devam etti.
Yarın yeni bir teşvik paketinin açıklanması bekleniyor Fransa cephesinde. Gözler Fransa hükümetinin yapacağı açıklamalarda olacak. Özellikle havacılık sanayisine desteklemeye dönük 10 milyar euroluk bir paketten söz edilmekte basında. Özellikle Airbus, Safran ve Thales gibi şirketlere yardım edilmesi planlanıyor bu paket kapsamında. Diğer tarafta İngiltere'ye bakacak olursak, İngiltere'de son bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı karantina öncesi seviyelere geriledi. İlk kez Gözde, hep aktarıyoruz aslında, İngiltere karantina önlemlerini açıklamakta biraz daha geç kalmıştı. 23 Mart itibariyle başlamıştı İngiltere'de ve Boris Johnson hükümeti yoğun bir eleştiri altındaydı. Fakat ilk kez bugün karantina öncesi seviyeleri gerilediğini gördük. Hayatını kaybedenlerin sayısının bir günde 55 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de. Tabii planlara baktığımız zaman Başbakanlık Sözcüsü Slack planlarda bir değişiklik olmadığını söyledi. Yani 15 Haziran itibariyle İngiltere'de mağazaların, perakende mağazaların açılması planlanıyor. Bugün Financial Times'e bir haber vardı. İngiliz hükümeti 22 Haziran itibariyle restoran, bar, pub gibi yerleri açabilir diye. Fakat bugün Başbakanlık Sözcüsü Slack yaptığı açıklamayla bu konuda bir değişiklik olmadığını, 4 Temmuz itibariyle restoranların açılacağını söyledi. Çünkü özellikle ikinci dalgayı önlemek için biraz daha temkinli davrandıklarının altını çizdi. Tabii İngiltere'de çok tartışılan bir diğer konu ise bugün itibariyle aslında 14 günlük karantina uygulaması başladı İngiltere'de ve çok tepki var. Yani tüm sektörlerden, havacılık, turizm başta olmak üzere tüm sektörler İngiltere'nin bu kararına tepkili. Çünkü zaten hali hazırda kan kaybeden sektörlerde kan kaybını daha da derinleştireceği, turizm sektörünün bu karar nedeniyle ağır darbe alacağı yorumları yapılıyor. Şimdiden 500 şirket dava açma hazırlığında bu karara ilişkin. Mesela bugün Heathrow, yani İngiltere'nin en büyük havalimanı, Heathrow Havalimanı CEO'sunun açıklamalarını takip ettik. Karantina kuralını gevşetilmemesi halinde 7 bin çalışanın 3'te 1'ini işten çıkarabileceklerini dile getirdi. Zaten halihazırda havayolu şirketleri günde 20 milyon pound kaybediyor. EasyJet, Ryanair bu şirketler arasında zaten oldukça zor günlerden geçiriyor. Hepsi işten çıkarma planlarını açıklamıştı geçtiğimiz haftalarda. Fakat bu kararın gevşetilmemesi halinde çok daha büyük darbe alabilirler. Geçtiğimiz haftada bu konuyla ilgili Financial Times'e bir makale yer almıştı. 15 Temmuz itibariyle Türkiye yetkililerin İngiliz hükümetiyle şu anda görüşmelerde bulunduğu ve 15 Temmuz itibariyle Türkiye'nin İngiltere için karantina kuralından muaf tutulabileceği belirtilmişti. Haberde, yani bu bağlamda gelecek açıklamaları dikkatle takip edeceğiz. Çünkü Türk turizm sektörü için de önemli bir pazar. Diğer yanda İngiliz şirketlerinde geçen hafta otomotiv sektöründe işten çıkarma dalgalarından bahsetmiştik. Bugün de enerji şirketi BP işten çıkarma planlarını açıkladı. Önümüzdeki günlerde dünya genelinde 10 bin kişiyi işten çıkaracaklarını duyurdu şirket ve özellikle yönetici pozisyonlarında önemli bir işten çıkarmaya hazırlandığının altını çizdi. Çünkü üst düzeyde çalışanların 3'te 1'ini azaltmayı planlıyor. Tabii operasyonel maliyetin, yani bu yıl finansal dönem için 2,5 milyar dolar düşürme kapsamında bu adımı atacak Gözde. Aktaracaklarım bu kadar, yeniden söz sende. Ceren, çok teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için. Ceren Dilekçi aktardı efendim Londra'dan. Bir yandan tabii İngiltere bugün itibariyle yurt dışından gelenlere 14 gün karantina uygulayacak dedi. Buna içeride tepki var. Bir yandan da hem Ceren'in de dediği gibi otomotivden sonra BP'nin de 10 bin kişiyi işten çıkarması oldukça çarpıcı. Almanya tarafında da keza yine veriler halen daha düşük kalmaya ve korkutmaya devam ediyor. Borsalarda negatife döndü diye özetlemiş olalım. Ve bir başka konuya geçelim. Şimdi bir yayın gerçekleştireceğiz. Mustafa Ataek bizlerle olacak. Kendisi İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gözde Hanım. Teşekkürler. Evet, şimdi sizinle tabii konuşmak istediğimiz mesele bugün içerisinde elimize gelen yine haberler arasındaydı. Kuyumcuların özellikle stokları eritmek için 24 taksit istediği haberi var. Dolayısıyla sektör evet. Olarak nedir beklentiniz? Bize aktarır mısınız? Gözde Hanım, şimdi biliyorsunuz 70 gündür kuyumcu esnaflarımızın çoğunluğu Cumhurbaşkanımızın talimatıyla veya tavsiyesiyle dükkanların çoğu kapandı. Fakat bundan önce çok önemli gelişmeler oldu. Burada Hong Kong fuarının, Basel fuarının, Bangkok fuarının, Vicenza ve Las Vegas fuarlarının iptal edilmesiyle biz buradaki iptallerden gelecek müşterilerin Türkiye'ye akacağını biliyorduk. Onun için hazırlıklarımızı yapmıştık. Alım heyetleri ayarlamıştık. Fakat İstanbul Fuarı'nın da iptal edilmesiyle normaldeki üretimimizin
daha fazlasını biz üretmiş, hazırlık yapmış olmuştuk. Fakat bu üretimler İstanbul Fuarı'nın da iptal edilmesiyle stoklar elimizde kaldı. Şimdi siparişler gelmiyor, ihracat yapamıyoruz. Dolayısıyla esnafımızın, atölyecimizin, fabrikaların üzerinde çok büyük miktarda üretim stoklarımız var. Bunları eritmek için bir yol arayışına girdik. Biliyorsunuz sevgililer günü olsun, anneler gününde de bu pandemi dolayısıyla dükkanlarımız açık olmadığı için yine bir satış gerçekleştiremedik. Normalde bizim kuyumcu esnafımız için 8 taksit kredi kartında vardı. Bunu da hükümetimiz sağ olsun çalışmalarla bu hale getirdi. Fakat bu geçici bir süre olarak diyoruz. Bunu özellikle altını çiziyorum. 24 aya çıkarılmasını istiyoruz. Çünkü bu stoklarımızın eritilmesi lazım. Düğün sezonu geliyor. Fakat hazırlıklar yapılıyor. Altının da fiyatları biliyorsunuz çok yükseldi. İnsanlarımız alışverişlerini ancak bu 24 taksite göre yapabilirler. Bu bizim esnafımızı da rahatlatacak. Dolayısıyla üretimimizi de tekrar canlandırmış olacak. Yani şimdi biz atölyelerimize bakıyoruz. Diyorlar ki ne başkanım nasıl açalım atölyelerimizi? Elimizde stok var. Altınımız yok. Satış yok. Bunun için de biz 24 taksit olayını gündeme getirdik. İnşallah hükümetimiz buna bir duyarlılık gösterir. Ve bu olursa bizim önümüz açılmış olacak. Yani bunu biz geçici olarak istiyoruz. Sonra tekrar 8 taksite indirilebilir. Gözde Hanım bizim amacımız sadece üretimi canlandırmak, tüketicilerin ihtiyaçlarını görmek, düğün sezonunda alışverişlerini yapabilmelerini sağlamaktır. Peki Mustafa Bey bir yandan da şimdi uçaklarda yeni bir uygulama var. Yeni bagaj uygulaması. Sizin de tabii birincil olarak hani piyasanız o düğün sezonu, düğünlere gidenler. Bu da bize etkileyecek minvalinde açıklamalar yapmışsınız. Nedir durum orada? Şimdi Gözde Hanım burada bize Türk Hava Yolları Genel Müdürümüzle, Genel Müdür Yardımcılarımızla, Yönetim Kurulu Başkanlarımızla direkt ve dolaylı olarak görüştük. Durumumuzu arz ettik. Şimdi bizim öncelikle dış piyasada tamamen yolcu beraberinde ihracatımız oluyor. Yani esnaflarımız, ihracatçı firmalarımız valizlerde, kutularda bunları yanlarında alıp kısa uçuşlarda 4 saatlik Dubai gibi, Afrika ülkesi gibi uçuşlarda yolcu beraberinde götürüyor. Tabii bu çok kıymetli bir ürün olduğu için götürdükleri kilolarda yüklü olduğu için bunu bağışa vermemiz söz konusu değil. Çünkü hem güvenlik açısından hem diğer konular açısından bizim için büyük bir risk. Biz dedik ki ne? Bunu kuyumculardan muaf tutalım. Buna bir öneri geliştirelim. Bir şeyler yapalım. Aynı konu iş piyasada da geçerli. İstanbul biliyorsunuz Türkiye'nin %90 üretimini, ihracatını gerçekleştiren bir yer. Burada Anadolu'nun her tarafına üretilen takılar, altınlar, mücevherler gidiyor. Tabii uzak noktalara uçakla götürmek zorundayız. Fakat bunu kabin içine 4 kilo ile sınırladılar. Kabin içine almadıkları için bu konuda bizim için çok büyük bir zorluk arz etmektedir. Bunların kuyumcular için özel bir şey yapılıp muaf tutulmasını istiyoruz. Yoksa üretimimiz burada başlayacak fakat malımızı satamazsak yine aynı noktada olacağız. Türk Hava Yolları'nın ve Ulaştırma Bakanlığımızın buna bir çare bulmasını, bir ortak akıl üretilmesini rica ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yoksa gerçekten sektörümüz en çok etkilenen sektörlerden biri. Yani şurada bir yüzüğün, bir küpenin 18 tane işlemden geçiyor. Yani istihdam yüklü bir iş sektör, bizimki stratejik bir sektör. Geçen sene 7.10'da 2 milyar dolarlık ihracat yapmışız. Şu an sadece ihracatımız %95 düştü. Sadece külçe altın ihracatı yapıyoruz. Ama bizim istediğimiz Türkiye'mize, ülkemize katma değerler ürünleri yapıp hem iş piyasada hem de yurt dışına bu ihracatımızı gerçekleştirmektir. Evet şimdi Mustafa Bey bir yandan tabii perakendede çok fazla kan kaybettik. Dükkanlar açılsa bile işte girecek mi insanlar acaba tereddütte olacak mı filan diyoruz ama sizin beklentiniz ne ilerisi için? Gözde Hanım şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin beyni, İstanbul'un beyni Kapalı Çarşı. Kapalı Çarşımız 70 gündür kapalıydı. Evet. Dolayısıyla işte Yenibosna'da üretim yerlerimiz kapalıydı. Biz 1 Haziran'da Kapalı Çarşımız Sayın Valimizin de katılımlarıyla açtık. Fakat burada turist olmayınca yani yurt dışı uçuşların, yurt içi uçuşların serbest olmazsa, bu kısıtlamalar kaldırılmazsa tabii ki bir aksam olacak. Bizim beklentimiz şu an Kapalı Çarşı'dan geliyorum ben. Tabii yarısı dükkanları açıp yarısı kapalı.
bunun önüne geçmemiz lazım. Yani kapalı çarşı Türkiye'nin finans kuruluşu gibi bir şey, yani çok önemli bir kalbi. Bunun için esnaflarımız zaten tamamen kapatmamıştı Türkiye'de. Çünkü insanlarımız kredi alamadıkları veya bir ihtiyaçları olduklarında ancak yastık altındaki bileziğini, altınını, atölyesini getirip kuyumculardan nakde çeviriyor. Gözde Hanım, mesela kuyumcular öyle bir kamu hizmeti yapıyor ki 99 depreminde bütün bankalar kapalı olduğu halde o hafta sonu 24 saat insanlarımızın hizmetinde oldu. Onun için kuyumcu esnaflarımızı, kuyumcu üreticilerimizi ayrı bir kategoride koymak lazım. Türkiye için de ve yurt dışı için de çok önemli. Şimdi Mustafa Bey, tabii şunu da merak ediyorum. Kapalı çarşı demişken siz ilk kapandığı zamanın da biz haberini vermiştik ilk olarak, ama tabii 1 Haziran'da açıldı diyorsunuz. Bazı mesela şirket sahipleri kendi inisiyatifini kullanıp açmadı diyorsunuz. Dolayısıyla hani orada bir nüfus da azalmış durumda. Yani gelen giden de içeri turist olmayınca haliyle iç piyasada hani ne kadar insan gelirse artık şeklinde. Peki bir istihdam kaybı anlamında, hani diyorsunuz ya işte bir ürün 18 elden geçiyor. Evet. Az çok biliyoruz işte mıhlamacısı var, o su var, bu su var, cilası var. Bunun türlü türlü şeyleri var. Teknik durumlar. Ama yani ne kadarlık bir istihdam kaybı, sizin görüştüğünüz esnaflar olsun vesaire, böyle bir bilgi var mı elinizde? Şu an için bir istihdam kaybımız yok. Çünkü biz bir ümitle bekliyoruz. Hı-hı. Biliyoruz ki ne? Yurt dışı uçuşlarımız açılırsa uçaklarımız, bir talep var. Türk mallarına, Türk ürünlerine, kuyumculuk sektörüne büyük bir talep var. Bu işlerin açılacağını ümit ediyoruz. Yurt içinde de ümitliyiz. Neden derseniz ki biz takıya altına düşkün bir milletiz. Yani bir anneannemizde, geleneğimizde var. Zor zaman dostu altındır. Onun için şu an için bir istihdam kaybımız yok. Ama şunu düşünüyoruz biz işletme sahipleri olarak. Şu an açsak ne yapabiliriz? Elimizde stok var. Üretim yapamıyoruz. Siparişler gelmiyor. Onun için bir beklemekteyiz. Bizim devletimizden, hükümetimizden istediğimiz bizim önümüze açacak bu, öncelikle bu lokasyon işlerini, Türk Hava Yolları ve kredi kartı taksit işlemlerini bir hayata geçirebilirsek bir, peki, önümüzü göreceğiz. İstihdam kaybına da izin vermeyeceğiz inşallah. Peki Mustafa Bey, dileriz çağrınıza kulak asılır efendim. Biz de iletmiş olalım, aracı olalım size. Mustafa Atayık, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı efendim bizlerleydi. Özellikle burada esnafların çektiği mağduriyetten ötürü taksit sınırlamasının 24 aya yükseltilmesini istedi, belirtti kendisi. Şimdi Vedat Özdan'la devam edeceğiz. Vedat Bey, Avrupa borsaları eksiye döndü demiştik. Bir yandan sizinle konuşurken de ABD tarafında işte büyüme beklentileri, toparlanma beklentileri, üçüncü çeyrekte ne görürüz diyorduk ama sizin geçen hafta da belirttiğiniz özellikle ABD'de getiri eğrisinin dikleşmesi, borsalar tarafında yeni bir düzeltme gelir mi? Bu sinyali almalı mıyız, okumalı mıyız? Nasıl düşünmeliyiz? Yani tabii hep aslında son programlarda hep söylüyorum. Bu free float denilen şey çok önemli. Yani ABD hazinesi diyelim ki 3 trilyon dolarlık tahvil bastı, çıkardı. Fed bunun ne kadarını alacak? Yani 3 trilyon doların tamamını alacak mı? Yani tamamını almazsa faiz oranları... faiz oranları yükselmek zorunda. Çünkü tahvil söylediğim gibi yani fiyat ve faiz oranı arasındaki ters ilişki dolayısıyla. Fakat şimdi yani Fed'in bakacağı meselelerden birisi de finansal koşullardaki sıkılaşma. Acaba finansal koşullarda bir sıkılaşma var mı? Bunu, bu getire eğrisinin dikleşmesi onun işareti mi yoksa tersi mi? Bu çerçevede muhtemelen Powell'la açıklamalarından bunu da izleyeceğiz. Belki soru da gelebilir. Çünkü çok sıcak bir mevzu. Şimdi faiz oranlarının yükselmesi doğal olarak şirket değerlemelerini düşürür. Dolayısıyla şirket hisselerinin düşmesi beklenir. Nasıl bir şirketin değerlemesi yapıldığı zaman onun gelecekteki nakit akışının bugünkü değeri ne göre hisse değeri ölçülür? Hani bir halka arz işinde. Dolayısıyla faiz oranı çok önemli bir gösterge. Şayet söylediğim gibi FED bu tahvil alımını yavaşlatma eğiliminde olacak ve kalacaksa doğal olarak getiri eğrisi daha da dikleşecek.
Bu da faiz oranları yükseldiği için 5 yıllık, 10 yıllık ve 30 yıllıklar hisse fiyatlarına olumsuz yansır. Yani işin mekaniği böyle ama bu mekanik şimdi gerçekten öyle bir mekanizma ile mi çalışıyor yoksa hani zaten söylediğim gibi 10 trilyon doları aşkın bir mali teşvik, 8 trilyon doları aşmış bir finansal teşvik, parasal teşvik var. Ve yavaş yavaş da yani kriz öncesi duruma göre Nasdaq, S&P vesaire endeksler de kriz öncesi durumlarına geldiler. Dolayısıyla bir doyum oldu. Verilerde hani o kadar da ciddi bir iyileşme yokken bu kadar yükselmesi doğru mu perspektifinden bir düzeltme hareketi mi bu? Bunu bilemiyoruz ama bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama getiri eğrisinin dikleşmesi borsalarda düzeltme hareketinin habercisi olabilir diye son hafta sonu ve bugün sabah makaleler, yorumlar, banka özellikle büyük yatırım bankalarının analistlerinden yorumlar okudum. Evet, şimdi bu konuyu da iletmiş olalım. Şöyle kendi tarafımıza dönelim, biraz da iç piyasada olan bitenden bahsedelim. Borsa İstanbul kapanışta bir miktar kar realizasyonu da denebilir. Küresel piyasalarla paralel olarak da gelişti diyebilir ama şimdi kendi tarafımızda da aslında pek çok yerde olduğu gibi mali teşvikler kapıda. Sürekli yeni bir paket açıklanıyor. Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da daha yeni geçtiğimiz hafta yine açıklamada bulundu. İstihdam kalkanı dedi. Özellikle burada artık bütçe açığı meselesi rafa kaldırıldı. Bundan sonrası için pek çok ülkede olduğu gibi bütçe açığı zaten birincil etmen olmayacak. Ve açıklanan paketlerin gayri safi yurt içi hasıla oranından bahsetti. %5 dedi ama çarpan etkisiyle %10 oluyor dedi. Özellikle yine geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından da yatırım için reskont kredisi açıklanmıştı. Böyle nasıl değerlendiriyorsunuz son paketleri, gelişmeleri? Yeni dönem vurgusu yapılıyor mesela ithalatta olsun, ihracatta olsun. Yani ithalatın biraz daha kısıtlanıp ihracatın teşvik edilmesi mesela ön plana çıkıyor. Evet, üç başlık altında konuşabiliriz. Bir tanesi bu dört bankanın, kamu bankasının dört başlık altında yeni açıkladığı kredi kolaylığı, düşük faiz ve ödemesiz dönem ve uzun vadeli muhtelif mallar için öngörülen krediler. İşte taşıttı, konuttu, tatildi, sosyal yaşamdı vesaire başlıklar altında yeni kredi kolaylıkları açıklandı. Oraya özel sektörün de katılması bekleniyor. Öte yandan aktif rasyosu bağlamında gene krediyi özellikle KOBİ'lere, proje finansman kredilerine, ihracata yönelik krediler verildi. Rasyoda onların oranı yükseltildi. 1.1'e getirildi. Hatta BDDK'da hafta sonu başka amaçlı kredileri bu çerçeveye koyup aktif rasyosunu yapay olarak düzeltmeye kalkışmayın uyarısında bulundu bankalara. Keza 6 aydan normalde daha düşük vadeli finansman bonosu satışlarınızı vadesi sanki 6 ay ve yukarıymış gibi gösterip paydayı şey yapmayın dedi. Paydada mevduata dahil etmeyin onları dedi. Dolayısıyla bir hani kredi bacağı ekonomiyi toparlama, ekonomik aktiviteyi arttırmak için, hızlandırmak için bir kredi bacağı var kamu bankaları çerçevesinde. Öte yandan Merkez Bankası'nın bir reskont kredisi açıklaması var. Normalde reskont kredilerine bankalar da aracı oluyor. Exim Bank üzerinden ihracatçılara, imalatçı ihracatçılara ve ihraç kayıtlı mal teslimi yapan şirketlere hem mal ihracatı hem de döviz kazandırıcı faaliyetleri dolayısıyla kullandırılan sevk öncesinde ve sevk sonrasında kullandıran bir kredidir. Burada bankalar da aracı oluyor. Yani bir ihracat alacağınız var. Onu bir senetse onu götürüp bankaya, bankada Merkez Bankası'na kırdırabiliyor. Şimdi bu bir para politikası aracı. Bunun muhteviyatını para piyasalarını düzenlemek, piyasadaki likidite koşullarını düzenlemek, faiz oranları üzerinden de enflasyonu kontrol altına alma amacı için kullanılması gereken bir aracı. Merkez Bankası biraz daha yatırımları
yatırım kredilerini destekleme amacıyla kullanacak anladığım kadarıyla. Bu önümüzdeki günlerde daha netleşir, biraz daha ayrıntılı konuşuruz. Öte yandan bütçe açığıyla bağlantılı üçüncü başlıkta hani Sayın Bakan istihdam önceliğimiz, hani mali disiplin, bütçe disiplini, bütçe açığı öncelikli hedefimiz değil artık. İstihdamı korumak istiyoruz. Dolayısıyla ekonomik aktiviteyi canlandırmamız lazım. İnsanlar işinden olmasın diyor. Bu çerçevede de tabii hani bütçe açığının artmasının biraz enflasyon beklentisini, hani öte yandan rezervlerle ilgili kaygılar da var. Negatif faizle bağlantılı kaygılar da var. Tabii bunların enflasyon beklentisi üzerinde olumsuz etkileri olur diye bekleriz. Bunların etkilerini de önümüzdeki dönem görürüz diye tahmin ediyorum. Bu kur üzerinde de bir miktar şeyini sürdürür, yani baskısını sürdürür. Nitekim aktif rasyosu sonrası ve kurun 2008'deki zirve noktasını gördükten sonraki aşağıya düşüşü 6.70'lerde durdu. Sonra tekrar yükselme başladı. Biraz hani biz içeride daha çok hani istihdam piyasası ağırlıklı işletmeler iflas etmesin, borçlarını ödeyebilecek bir ciro yakalasın, işten kimseyi atmasınlar diye hem Merkez Bankası hem kamu bankaları hem de Hazine Maliye Bakanlığı bütçesini kullanıyoruz. Biz de hem para politikasında hem maliye politikasında gevşedik, iyice gevşek politika uyguluyoruz. Bunun reel ekonomiye etkilerinin nasıl yansıyacağını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Şimdilik ikinci çeyrek dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde olduğu gibi büyük bir daralma bekleniyor. İşte şeyde bile, Amerika'da bile ikinci çeyrekte %30'lara yakın bir daralma olabilir deniyor. Avrupa Birliği'nde para bölgesinde öyle. İşte bugün İspanya Merkez Bankası açıkladı. Yıllıkta da az önce Dünya Bankası açıkladığı 2020 yılı için %5.2 daralma öngörüyoruz dedi. Tabii bu rakamları hafifletme ve daha sonrasında toparlanmayı daha çabuk hale getirmek için zemini hazırlama işi. Yalnız biz hani Avrupa Merkez Bankası, Major Merkez Bankaları gibi böyle yaptığımız, mesela Amerika'da bu istihdam piyasasındaki iyileşmenin bir nedenlerinden bir tanesi de söyleyeyim ki bu işsizlik ödeneğinin yeniden işe alma şartıyla verilmiş kredinin hibeye dönüşmesi koşulu. Oradan da yararlanmak isteyenler kredi aldılar, kullandılar, işçileri tekrar istihdam ediyorlar. Dolayısıyla o hibeye dönüşmüş oluyor belli bir süre istihdamda tutma şartıyla. Orada arkanızda güçlü bir altyapı var, FED var, ABD hazinesine bağlı darphane var. Dolayısıyla bizde öyle fazla para basarak ya da fazla bütçe açığı yapıp kendi ulusal para birimimizle borçlanma imkanı olmadığı için daha çok alınan önlemler kredi şeklinde, hibeden ziyade kredi şeklinde. Tabii bunların da bir geri ödenmesi gündeme gelecek. O geri ödenmeler yine işletme sermayesi ihtiyaçlarını, nakit akımlarını şey yapacak, biraz bozacaktır. Ama onlar toparlanma hızlanırsa, hani küresel toparlanma hızlanırsa biraz daha az sancılı olur diye düşünüyorum. Koşulda bizim bu süreçten çıkışımız ve bu süreçle ilgili uyum maliyetimiz hem evet, uzun hem de maliyetli olacak. Peki Vedat Bey, çok teşekkürler. Her pazartesi olduğu gibi Vedat Özdan bizlere eşlik etti efendim. Bugüne dair öne çıkan tüm başlıkları konuşmuş olduk aslında diyelim ve günden kalanları burada noktalıyoruz. Az sonra ana haberde Ali Çağatay karşınızda olacak. Bizi izlemeye devam edin.